Hepinize merhaba çiçek dostları. Bugün sizlerle Afrika menekşesinin bakımından bahsedeceğim. Afrika menekşesi doğal olarak 5-6 türden oluşur. Fakat insan eliyle hibritlenerek yani melez olarak 200'den fazla çeşidi bulunmaktadır. İşte boyu uzun olanlar, çok çiçek verenler diye birkaç çeşide ayrılmıştır. Birkaç dediğimde 200. Afrika menekşesinin yaprakları böyle tüylü bir yapraktır. Görüldüğü gibi. Evde bakılabilir. Çok farklı renklerde çiçekler açabilir. Bu hangi türü aldığınıza bağlıdır. Afrika menekşesi yazın haftada 2 kere, kışın ise haftada 1 kere sulanabilir. Toprağı kuru oldukça sulamanızı tavsiye ederim. Özellikle kış aylarında çok neme ihtiyaç duyar. Evinizin sıcaklığı çok iyi değilse kalorifer peteğinizin üstüne bir tane su şişesi koyarak evinizin nemini arttırabilir ve Afrika menekşesi çiçeklerinizin daha sağlıklı olmasını sağlayabilirsiniz. Peki Afrika menekşesinin sulaması nasıl olmalıdır? Yapraklarına su kesinlikle değmemelidir. Şu altında gördüğünüz kök kısmından su verilmelidir. Şöyle. Yaprakları böyle tüylü olduğu için suyu geçiremez. Bu yüzden yumuşar ve bir süre sonra hastalıklar, sararmalar oluşur. Şu şekilde görüldüğü gibi bir hastalığı var. Çünkü ben bunu daha yeni satın aldım. Aldığım zaman da böyleymiş yaprağı. Afrika menekşesi benim bildiğim kadarıyla en çok çoğalan bitkilerden. Yani çok çoğalması çok kolay. İleriki videolarda da göstereceğim. Bir tane yaprağını kesip suda beklettiğinizde kökünü suda beklettiğiniz zaman ya da direkt alıp yaprağını toprağa diktiğiniz zaman size yeni bir Afrika menekşesi çiçeği verecektir. Afrika menekşesi çiçekleri, şu üstünde gördüğünüz çiçekler, böyle soldukça çiçekleri dibinden kırıp atarsanız tekrar çiçek çıkmasını sağlayabilirsiniz. Toprağına gelecek olursak, suyu geçirgen bir toprak olması gerekiyor. Yani torf olabilir. Her bitkide olduğu gibi yılda 2 kere toprak değişimine ihtiyaç duyar. Ocak aylarından itibaren çiçek açmaya başlar. Daha çok çiçek açmasını istiyorsanız şu yukarıda bulunan karışımı uygulayabilirsiniz. Ya da işte marketlerde falan satılan sıvı besinden alabilirsiniz. Peki evinizde bulunan Afrika menekşesi bitkisi neden çiçek açmaz? Bunun birkaç nedeni olabilir. İlk neden olarak güneş ışığının yetersiz olmasından söz edebiliriz. Afrika menekşesi güneşi çok sever fakat direkt güneş Afrika menekşesine yansımamalıdır. Güneşin yansıyarak geleceği bir yer olmalıdır. Direkt güneş ışığı gelirse yapraklarında sararma ve yaralar oluşabilir. İkinci neden ise sulanma. Eğer Afrika menekşesi çiçeğinizi çok sularsanız yaprakları yumuşar. Yaprakları yumuşadığı için de çiçek açmaz. Afrika menekşesinin yaprakları böyle diri ve sert olmalıdır. Eğer yumuşaksa bilin ki çok fazla su veriyorsunuz. Toprak kurudukça su vermeniz yeterli. Üçüncü neden ise toprağın mineralsiz kalması. Biliyorsunuz ki her bitki, böyle saksıdaki bitki, mineralini bir süre sonra kullanıyor ve bitiriyor. Bu yüzden saksı değişimi yapmak gerekiyor. Yani toprak değişimi yapmak gerekiyor. Değiştirirken de şu videodaki toprak karışımını kullanabilirsiniz. Siz hangi çiçeklerin bakımını merak ediyorsunuz? Aşağıya yorum olarak yazmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşça kalın.